Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falığı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız hep birlikte dinleyelim. Güzel bir hafta olsun herkese. Güzel bir hafta başlangıcı diliyorum. Herkesin sıkıntısı tabii ki de başka. Siz yüreğinizdekini odaklanın. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize hep birlikte dinleyelim. Uyan sizin uymayan evrenin olsun niyetleriyle arkadaşlar. Kendi yüreğinizin dileklerini içinizden geçirin. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve şimdi gördüklerimi sizlere aktarıyor olacağım. Evet gözyaşlarımız var. Bu sevinç haberleri demek e, niyetlenecek olduğunuz bir kapı kapalı çıkmış Yol e, olmayacak diyebiliriz burada Şimdi şuradaki şuraya bağlı Mayıs sonu desek olur Mayıs Haziran ortasına kadar bir dileğimizle ilgili bir yere gidemeyeceksiniz Ama beklediğinizden daha önce bir haber geleceği için Gibi bir olumlu e, durumu var açıkçası Şöyle bir göz gezdiriyorum ve yorumlamaya başlayacağım Genel anlamda hani yüreğinizin sıkıntıda olduğu Hatta özellikle yazla alakalı yaz yaz derken şimdi önümüzdeki birkaç ay içerisindeki sıkıntınız çıkmış burada. Sanki böyle eyvah Ağustos da geldi ödeme zamanı da geliyor ne yapacağız biz? Hani der gibi çıkmışsınız arkadaşlar burada. Bu şu anlama gelir beklenen tarih yaklaşmış bununla alakalı da hazırlıklı değilseniz diyebiliriz. Aslında birisinin resmen ailesi tarafından çekildiğini görüyorum. Siz de sanki o ailesi tarafından çekilen insanı kendinize çekiyorsunuz gibi. Bunu nasıl farklılaştırabiliriz? <laughs> i̇ki kişi yüzünden, özellikle iki kişi etken. Birisi çekiyor onu, yer altına çekiyor. Yani aslında yapabilecekleri varken durdurulan bir insan. Ama siz de onun bir ucundan tutmuşsunuz. İflas etmiştir eşiniz iki arkadaşı yüzündendir. İş hayatınızda iki tane kişi yüzünden yanlışa sürüklenen bir insan var ve siz durdurmaya çalışıyorsunuz diye diyebiliriz. Burada partneriniz bile olabilir çünkü bu kişi. çok pardon arkadaşlar. Şimdi çok net yan durmuş deniz atı gibi görünüyor bir A harfli bir insan. Siz bu insanı çekmeye çalışırken hani e, güvenli gemi benim, gel atla der gibi arkanızı almışsınız. A harfindeki bir insanın büyük bir faydasını görmüşsünüz bu anlamda. Bazen ikilem yaşıyorsunuz. Daha doğrusu sanki bir gruba karşı arkanızdaki insanı korur olmuşsunuz. Yani siz müdürünüze, amirinize arkadaş bu iş yapıyor yani gerçekten işini doğru yapan bir çalışandır deyip e, savunabilirsiniz. Benim eşim günahkar değil diyebilirsiniz. Bir gönül koyduğunuz kadın ya da erkek vardır. Dersiniz ki ya bu insan söylenildiği gibi art niyetli değil. Ben tanıyorum, ben kefilim duygusu var burada yani. Burada A harfi. ya Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeceğim. Hayatınızda iki önemli insan var. Ve siz bir kişinin sıkıntısını, kendinizin sıkıntısı ilan etmişsiniz ya da onu onun sıkıntısıyla mücadele etmektesiniz. Dert sizin değil. Daha doğrusu ucu size dokunduğu için işin içindesiniz. Yani sizin de sorununuz elbette ki ama birebir sizin yaptığınız hata değil bu. İki insan böyle hatta ben, bana kalsa bu insanlardan birisi sizin hani çok da iyiliğinizi düşünen bir insan. Üçüncü kişiden de beklemişsiniz ama çok da bulamamışsınız. Çok cılız kalmış. Yani üç kişilik bir kişiye, üç kişi bir aileye kendinizi savunduğunuz bir durum yaşandıktan sonra bir rahatlık var burada iki kişi sakince konuşuyorsunuz şimdi ben burada olanları gördüklerimi aktarıyorum az önceki iştir buradaki konuştuğunuz aileyle alakalıdır bakın kolektif açılımı gerçekten belki de hani falan enerjisini anlatıyorum sallıyorsun diyen var Saçmaladığın diyen var böyle şahsınıza ait e, din tanımıyorum sizin isminizi bilmiyorum ben. Yani bizzat sizin falınız olabilir diye enerjisel olarak bir siz çıkanı alın demek istiyorum. Kolektif açılımı bu arkadaşlar. Daldan dala atladığım söyleniyor ama olay örgüsünü anlatıyorum. Olay sıralamasını anlatıyorum ama bu sıralama birisi işiyle ise belki şurada annenle konuştum, bilmiyorum o da baban olabilir. Belki kız kardeşin tanımıyorum seni. E, sevgili arkadaşım yorumlarını yaparken El insaf e, diyerek yaparsan çok mutlu edersin. Bu emeğin karşılığını. E, özür dilerim arkadaşlar. Biraz parantez açmış oldum. Ama ısrarla bu ara şey var. Böyle tepkiler görüyorum. Israrla gerçi ben şimdi çok uzun zamandan beri arkadaşlar sürekli takip eden arkadaşlar biliyorlar. E, tabii ki de kimseye hem memnun edemem hem herkese hitap edemez. Hem de çok doğru biri de olmayabilirim. Zaten hatalarım olabilir. Ama burada çok şey oluyor ya klavyenin başındaki o yiğitlik var biraz. Çok acımasız geliyor bana. Hayatta da bu kadar acımasız olmayın isterim yani yazan arkadaşlarım adına. Burada hak yiyen her yerde hak yer çünkü. Keşke herkes iyi olsa diyorum görünce de. Özür dilerim hakkınıza girdim böldüm devam ediyorum arkadaşlar. Siz bu iki kişiden güzel bir destek aldıktan sonra bir rahatlama var. Yani bir meseleyi halletmişsiniz siz. İşle ilgili bir problemi artık kenara çekmişsiniz. Sonrasında iki kişi sizi konuşurken görüyorum. Ve bu gördüğüm konuşma ikinci bir olayınızla alakalı olabilir. Bu konuşmadan sonra gözünüzde büyüteceksiniz yalnız. Yani her neyi konuşmuşsanız bu 10 gündür 15 gündür gerçekleşmiş bir mevzu gibi görünmekte. Eğer konuşma gerçekleşmediyse bu hafta içi konuşacaksınız kadar yakın süreci var. Ee, burada şey var arkadaşlar. Her kimle neyi konuşacaksanız o kişinin sizde psikolojik bir baskısı var. Büyüğüm diyorsunuz, mecburum diyorsunuz, patronum diyorsunuz, babam diyorsunuz bilmiyorum. Ama o kişinin sizin üstünüzde psikolojik olarak baskınlık konusunda üstün geldiğini söyleyebilirim. Siz güçsüzsünüz demiyorum ama baskı var üstünüzde. Yani bir mobbing durumu da olabilir. İki kişi konuşursunuz. Az öncekiler ailedense bu iş de olabilir. Bir patron, müdür orada sizi müthiş üstünüze gelecek. Geliyor veya gelecek yani bunu kabullensen diyor. E sen bu bu üste gelmesinden sonra bu da senin ikinci olayın. Evet arkadaşlar. Bu da sizin ikinci konunuz olarak vermiş. Zaten önünüzdeki günden bu. Bir 15 gün kadar sürer. Biraz insanların kafa karıştıracak lafları olduğunu söyleyebilirim size. Sanki siz en kötü ihtimalle istifa ederim. En kötü ihtimalle satarım. Hani en kötü ihtimalle atarım imzamı. Boşarım diyorsunuz belki bilmiyorum ama. Hani böyle en kötü ihtimalle resmiyet var onu söyleyeyim. Bir 15 gün kadar mücadeleniz bu. Konuşma geçen hafta gerçekleştirdiyse gerçekten bir, biraz daha sürecek. Eğer henüz olmadıysa bir 15-20 gününüzü konuşma sonrasındaki süreç de alır yani bir 15-20 gününüzü bu konu sizin gündeminizde mücadele ettiğiniz konu bu olacak bolca da dedikodunuz olacak İnat etmiş bir insan siz diyorsunuz ki bu kırmızı hayır arkadaş diyor beyaz arkadaşım kırmızı bu beyaz gibi böyle inat ettiğiniz bir kişi bu ısrarla hani siz kanunen delillerle e, is, is, yani ben diyorsunuz is, e, ispat edebilirim ispatlarım ben bu, bu olayı ama gel diyor ki kişi inatçı yani. Ve siz bu olayı psikolojik baskı sonucunda gelmişsiniz. Düşünün yani artık burada sizin bir mücadeleniz olmuş. Bir şirkete geçmek var. Bildiğiniz yeni bir şirkete başlamak, yeni bir şirketten teklif almak, yeni bir şirket oluşumu, kurulumu, şirketle ilgili bir gelişme, şirketsel bir sorun. Net evet, şirket görüyorum, çalıştığınız şirket olur. E kendi şirketim derseniz onunla ilgilidir. Çalıştığım şirket derseniz onunla ilgilidir. Biri gelir şirketiyle ilgili yakınır bilemedim ama sizin hayatınızda Mayıs'ın 20'si itibariyle şirketinize dair bir sorun olduğunu ve bir kararsızlık yaşayacağınızı görmekteyim. İnat eden kişiye özellikle bu şirket olayıyla beraber Mayıs'ın sonu itibariyle yol çizmiş olacaksınız. Ancak Mayıs biraz karışık. Hem net şirket olarak vermiş bunu net söyleyebiliyorum. Haricinde bu karışıklıkla birlikte Mayıs ayınız biraz iki konuyu kapsar biraz insanların fikirleri çok fazla S harfi görünüyor şurada ben çizmedim var olanı söylüyorum hep S mi derseniz artık karar sizin varsa söylüyorum S harfli bir insanla alakalı Haziran ayında bir konuşma var sanki böyle bir savaştan çıkmışsınız da bir ne diyelim ona yeni bir savaşa gireceksiniz desem olur vallahi çünkü net birileri yüzünden çektiğiniz birilerini kurtarmaya çalıştığınız döngüyle alakalı Haziran ayı S harf, Ş şey de olabilir. Noktasız da olabiliyor bazen. Ee, S harfli bir kişiyle konuşma sonrasında hayatınızda Haziran ayı bu kurtardınız, kurtaramadınız, çektiniz, çekelediniz bilemiyorum ama bu konuyla alakalı netliklerinizin atacağınız imzalarınızın ve sonrasında Mayıs harici Haziran ayında da biraz özellikle geçmiş bir konuyla bağlantılı. Mesela geçmiş konunuz eğer ki bir miras meselesi ise Haziran'ın 28'i biliyoruz ki bayram. Dolayısıyla bir kurban bayramında kaygılarınız varmış gibi ya da siz kurban bayramı ile ilgili bir konuşma yapacakmışsınız gibi. Keza ilk başta ne dedik? Arkadaşlar siz bir ödeme tarihi geldi. Acaba mı? yaklaştı ne yapacağım diye kaygılı çıkıyorsunuz dedim tam olarak kurban bayramında yüzleşme olacak ben ne yaparımın kaygısı da olabilir Olabilir arkadaşlar yaşınızı, cinsiyetinizi, medeni hal ve durumunuzu bilmiyorum. Hiçbiriniz hangi şirkette çalışırsınız, öğretmen misiniz, doktor musunuz e bilmiyorum falan. Enerjisi bu. Siz güzelliklere niyetlerin ve güzellikler sizin olsun. Rica ediyorum. E, olumsuz yorum yapmak için ısrarla e, saçmalıyorsun gibi e, o üslubu kullanan arkadaşlara izlemeyebilirler, katılmayabilirler. E, enerjimizi boşu boşuna negatifleştirmenin bir anlamı yok. Senin ruhun Öyleyse bizim ruhumuzu etkilemek durumunda değilsin. Buna da hakkın yok zaten diyorum. Böyle yorumlara böyle cevaplar veriyorum aslında içimden. Ee, Sözelde söyleyeyim istedim. Beni anlayacaksınızdır. Biliyorum. Onca destekçim varken arkamda. Herkes çok güzel. uyanı aldım gibi pozitif bir yorum yaparken. Ne saçmaladın sen demenin çok da doğru bir uslip olduğunu savunmuyor ve düşünmüyorum. Onaylamıyorum. Bana göre de değil. <laughs> Tarzıma göre hiç değil. Gibi gibi gibi. Şimdi gelelim rahatlama evrenize. Haziran sonrasında rahatlarsınız arkadaşlar. Şimdi özellikle şirketle alakalı dediğim bu iyileşme olur, değişme olur, zam olur bir şey olur bilmiyorum ama. Ee, tabii ki de gözlerin olduğunu görüyorum. Ama siz burada şey olacaksınız. Belli bir süre sonra Yani gerekirse istifa ederim diyorsunuz. Yani düşünün ne kadar çok herkesin para ihtiyacı var. Kim bile isteye para kazanmamak ister ki. Değil mi? Ama öyle bir noktaya delilik hunilik çıkmış orada. Biraz cesaret edip başka bir yöne şekillendireceksiniz. Bazı şeyler bitmeli Yeni şeyler başlaması için gibi bir döngüdesiniz. Bu arada 5 Mayıs tutulması zaten aslında bize e, bu tarz şeyleri de yaşatacaktır. Takip eden arkadaşlarım varsa e, söylenilen uyarıları da kulağınıza küpe edin. Tavsiye ederim. E, bunun dışında arkadaşlar şöyle ki siz burada e, bir düzlemde ilerleyeceksiniz. Bir kişiyle farklı fikir ayrılığı yaşayacaksanız da karşınızdaki farklı düşünen kişi sizin düşünce, düşüncenize razı gelecek tek düze gideceksiniz. Orada bir yapacak olduğunuz o delilik sizin adınıza neyse hani istifa edersiniz ama patronunuz kabul etmez ve devam ettirir siz işlerinizi razı gelir şartlarınıza gibi de düşünebilirsiniz. Şirketle ilgili bir mesele olduğu kesin. Bunun dışında güzel gelişmeleriniz var. Sinsi bir arkadaş varmış. Daha çok aile fertlerine yakın görünmekte. Sanki böyle biraz raf taşınmış gibi. Kimi kurtarmaya çalışıyor iseydiniz eğer bu az önceki gördüğüm görselde. Belki de onun tarafından biridir ama çok zararsız artık. Hayatınızda aslında almanız gereken dersleri almış da ben yolumu çizdim e, görseli var. Son iki ay ha gayret arkadaşlar. Hani artık o tarih mi geldi, süre mi doldu bilmiyorum. Ödemeniz varsa da ödenir. Özellikle o S harfindeki kişinin de e, bir Haziranı kapsayan ne dedim mücadele dedim. Onunla alakalı son toparlanma, derlenme dönemleriniz diyebilirim. Takip edilecek bir insansınız. Çevreniz tarafından sık sık gözler görülüyor. Ayın 15'i, Haziran 15 sonrasında ilişkinizle alakalı da yeni bir mevki, mevkiye geçilir. Yani şey var burada daha çok. Siz güçlü bir karaktersiniz de partneriniz erkektir. Sevgili kadın dinleyicilerim, eşinizdir, sevgilinizdir bilmiyorum ama Size göre siz daha böyle e, cabbar çıkarsınız. O biraz daha na naif demeyelim de ona biraz daha hayatta daha çabuk negatif eğil eden bir karakterdir. Ama sizde bir dakika tut şunu bir kopar ki Hayır, düz gideceğiz, koşacağız. Hani anlatabiliyor muyum? Enerjiniz yüksek çıkmış. Bu şimdi erkek izleyicileri nasıl düşünsün? Kadının daha e, kırılgan, daha duygusal, daha depresyona meyleyen, daha olumsuzu var burada. Sizden olumsuz karşı taraf olumsuz. Yeni de tanışacaksanız da siz hayatın tokatını yemişsinizdir, güçlü dirayetlisinizdir. Karşı tarafı en bir bir şeyde eyvah diye panikler. Böyle bir yapıya sahip bir insanla beraber siz tutuyorsunuz bu kişiyi arkadaşlar. Yani ilişkide dinamik sizsiniz, ilişkide e, siz tutuyorsunuz partneri. Bu böyle de gider ama yani bir ayrılık falan da olmayacağı için var olan kişinin yapısı da bu diyebilirim. Ve sonrası devam etmiş ve güzel açık açılmış. Yani yaza düğün mü olur? Zaten partilerin şimdi bilmiyorum ama hani sen yaza aydınlanırsın. Neyse dilin olur, gerçekleşir. Bu insan seni bırakmaz. Sen bu insanla bu hayatı kabullenmiş devam edersin der. Bu fal bana ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. İşte ama e, doğru ama eğri bir şekilde benim de yetim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için her birinize tek tek teşekkür ederim. Ee, tabii ki de şunu söylemek istiyorum. Falım bittikten sonraki sohbet kısmım oluyor. Burada sizlerle paylaşmak istediğim kendi duygu ve temennilerim aslında. Çünkü hani burada gördüğüm pozitif enerjiler biliyorum ki birçoğunuza iyi geliyor. Yazıyorsunuz, okuyorum daha doğru söylediğim. Nitekim sizin o dönüşleriniz de bana iyi geliyor. Aslında bizim burada kurduğumuz bağı ben çok seviyorum. Çok kıymetli burası benim için. O yüzden e, iyi ki sizler de varsınız. Hayatta iniş çıkışlarla devam edeceğiz arkadaşlar yaşınızı bilmem. 10 yaşında farklı şeyler deneyimledim. 20'sinde, 30'unda, 40'ında diye böyle böyle devam ediyor. Dolayısıyla da hayat aslında 50'sinde, 60'ında, 70'inde 70 son nefesine kadar bir şeylerle sınamaya devam edecek. Döngün alman gereken dersler var. Bilgi alman, öğrenmen gerekenler var. Burada sınanıyoruz. Hayat döngüsü bu. Dolayısıyla Gidenden ziyade ne geleceğe adapte olmak lazım. Bugünkü sıkıntı olabilir aşamam sanarsın ama bu önce, bir öncekleri hep aşmıştın. Bunu da aşacaksın deyip kendini dik tutman lazım. Hayat kötü olacak kadar uzun değil arkadaşlar. Bu kötü niyetli insanları gerçekten e, kendilerine neden bunu yaptıracaklarını anlamlandıramam hiçbir zaman. Çünkü ne yaşattıysan sen de yaşayacaksın aslında. Ve de gerçekten... E, Yalan atayım aman dur o yalanı aklımda tutayım yalanım ortaya çıkmasın. Çok büyük bir yük değil mi sırt çantası gibi taşıyorlar sırtlarında. Hani doğruluk dürüstlük çok daha kolay yani bir komple teorisi üretmek onu hayata geçirmek onu unutmamaya çalışmak çok çetreferli geliyor bana böyle işler. O yüzden çok anlamlandıramam. Hani herkes ekmeğinin kalbini yesin derim ben e, kalbinin ekmeğini yesin derim ben pardon. Yani yüreğinizde neler beslediyseniz hayat size onları sunsun. Kötülükten ziyade iyiliğin kazanacağına inananlardanım. Çok şükür bugüne kadar da hep böyle deneyimledim. Dolayısıyla tavsiyem sadece ne olursunuz pasif olarak kalmayın. Negatifi çekmeyin. Eyvah battık bittik dediğiniz noktanın da devamı olacağını bilin. Geçecek ya sabır vardır bir sebebi. Hayır gelecektir şer dediğiniz şeyin ardından. Ve bedduadan ziyade negatif düşüncelerden ziyade e, ilahi adaleti teslim edin. Evren sistem işliyor arkadaşlar. Er geç tecelli eder. Kimsenin yanına kar kalmaz yapılanlar. Söylenenler de böyle oluyor. Yani yapılan her şey. Öyle düşünebilirsiniz. Tavsiye ederim yani. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımıma kadar tabii ki de başta sağlık. Sağlığım yerinde olsun gerisini hallederim. Hayat mottomuz bu olmalı bence. Zira çok zor şeyler yaşadık zaten bu süreçlerde hep birlikte atlattık daha e, kötüsü olmadan e, güzel üstesinden gelebilelim. Sağlığımız yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.